Oh, çok şükür yarabbim. Akıllara durgunluk veriyor, duyanlar kulaklarına inanamıyor. 66 yaşındaki Necla teyze günde 25 litre su içiyor. 66 yaşındaki Necla Hanım 10 yıldır durmadan su içiyor. Ama öyle böyle değil. Günde tam 25 litre. 2009'da su içmeye hastalığına yakalandım. 65 yaşını bitirdim yılbaşında. 66'ya girdim. Böyle sürüyor devam, ben su içmekten başka bir şey yapmıyorum. Bir stresten oğlum kaza geçirmişti benim 97'de. Bir de deprem yaşadım. Stresten bir canım sıkıldı. Doktora gittim. Doktor yanlış bir şey söyledi bana. Onun için moralim bozuldu. Aniden su içmeye başladım. Samatya Hastanesi'nden çıktım. Evet, gelene kadar 2 litre su içtim. Merdivenlere yetiştim. Merdivenlerde neredeyse tuvaletimi yaptım. Günde 25 litre su içiyorum. En az 20-25 litre. En az. Daha fazlasını da içebiliyorum. Yani çay, kola filan hariç. Bana doktor dedi ki seni zehirler, nasıl seni zehirlemiyor sağlık ocağındaki doktor. Ailesi de artık illallah etmiş Necla Hanım'ın. Bu durumdan onlar da çok etkilenmiş. Eşim diyor ki içme, uyutmuyorsun beni. Kardeşim dedi ki bize gelme, ben dedi uyuyamıyorum, ne sen ne ben uyumuyorum. Su içtiğin sürece gelme bize ya dedi. Uyumadık dedi, abla senin için değil dedi. Su içme dedi, su içme ne olur, yudum yudum iç. Yudum yudum içemiyorum. Kavanoz olduğu gibi içiyorum. Bir buçuk litreyi bir dikişte bitiriyorum. Evin her tarafı su şişeleriyle dolu. Tarafı su da dolu. Boş şişelerim de bodrumda hepsi. 150 tane yakın var. 6 tane 5 litre içiyorum. 5 tane içiyorum. Soğuk su içiyorum. Yaz kış buzlu su içiyorum. Buzlu. Kışında? Evet, kışında buzlu su içiyorum. Göğsüm yanıyor. Dayanamıyorum. Doktor zararlı dedi ama nasıl içiyorsun bu kadar suyu, içme dedi ama benim... Yani şuramdan, şu göğsümden beynime kadar yanıyorum. Yanıyorum resmen. 15 dakika, yarım saat bilemedim şey yapıyorum, tuvalete kalkıyorum. Çalışıyordum, çalışamıyorum şu anda. Oh. Çok şükür yarabbim. Ne oldu şimdi mesela, ağzınız mı kurudu? Ağzım, dilim yapışmaya başladı damağıma. Uyuduğum yerde uyanıyorum yani. Uyuduğum zaman yarım saat, bir saat bilemedin çok, 40 dakika, en fazla 40 dakika uyuyorum, uyanıyorum tuvalete. Tekrar önce su içiyorum, sonra tuvalete gidiyorum, gelip su içip tekrar yatıyorum. Uykudan uyanıyorum, kana kana su içiyorum. Uykudan bile uyanıyorum. Hem de saat başı olmadan. 7,5 litre, 8 litre, 10 litre içiyorum gece. Korkuyorum böbreklerim rahatsız olacak, iflas edecek. Eşim beni odadan kovalıyor. Eşim içme diyor, kalkma diyor, git ayrı yat diyor, öbür evde de yat diyor. Ben de ne yapayım, ayrı ayrı yatıyoruz şimdi. Gece çok kalktığım için ben orada yatıyorum, kendisi burada yatıyor öyle. Geçince evde kimse yok çünkü çocuklarımız yok. Çocuklarımda bile gidip bir gece kalamıyorum. Neden? Çünkü çok tuvalete kalkıyorum. Köye gidiyorum, kız kardeşimde yatamıyorum. İlla gidip babamın evinde, boş evde yatmak istiyorum. Bir oturuşta 5,5 kilo karpuz yerim. Karpuzu 5,5 kilo karpuzu bir oturuşta yedim. 5,5 kilo karpuzu. 5,5 kilo karpuzu bir oturuşta sadece tuvalete kalkma şartıyla. Günde 30 lira su parası veriyorum. 5 kere 6, 30. 30 liralık su içiyorum. Her gün. Her gün. Yemek almıyorum, su alıyorum. Susuz yatamıyorum çünkü. Kaslarım eriyor. Onlarım diyor ki anneanne ne getirelim gelirken? Hayır diyorum, bir şişe su getirin. Başka bir şey istemiyorum. Kim gelirse. Suyu çünkü çok taşıyamadığım için. Bir de kaslarım gitti su içmeye başladıktan sonra. Kaslarım hissetmiyor. Böyle yaptığım işleri yapamıyorum. Acele dönemiyorum. Hareket edemiyorum. Hareketlerim kısıtlanıyor. Gittikçe her gün hareketlerim kısıtlanıyor. Suya doyduğumu hissetmiyorum. Doyduğumu hissetmiyorum. Yani içsem de 2 dakika sonra sanki hiç içmemiş gibiyim. Şu anda bile 1,5 kavanoz içtim, hiç içmemiş gibiyim.
hiç içmemiş gibiyim. Halen de istiyorum yani. Bu kaç litre bu? 5 litre miydi o diktiğin az önce? Kasaya gelene kadar çok içtim öyle. Nereye gelene kadar? Kasaya parayı ödeyene kadar böyle içip ondan sonra parasını ödüyordum. Necla teyze, senin gözler mavi mi be? Bilmiyorum. Sen niye anlamaklı oldun? Kendini izleyince mi? Evet. Ne hissettin? Ne düşündün de böyle oldun? Bilmiyorum. Bak buraya iyileşmeye geldin. İnşallah. İnşallah anne. İnşallah Rabbim. Hani niye acaba bu su içme sebebin neyse onu bulalım diye. Torun tombalak mı geldi aklına? Evet. Her çocuğun bir yerde çünkü. Ayrı mısın çocukların? Yok, İstanbul'da 3 tanesi, biri Adana'da, biri Çanakkale'de. Çok şükür hepsi iyiler, hepsine gidip geliyorum ama kalamıyorum işte her zaman. Su içemediğin için, su çok içtiğin evet. için. Nasıl sorun oluyor, niye kalamıyor? Yani çok kalkıyorum. Çok rahatsız ettiğimi hissediyorum kendim. Yok onlar şey yapmıyor ama ben kendim rahatsız oluyorum. Bir şey diyorlar mı? Hayır. Gelinler falan? Hayır, hayır, hayır. Hiç kimse bana bir şey demez. Evim ayrı, yerim ayrı. Kimse bana bir şey demez. Çok şükür Allah'a başım mutlaca onlar. Hayır. Torunlar falan? Yok, torunlar da benim başımın tacı. Olur mu öyle şey? Canım benim, aferin. Ay. Öyle olur zaten. Yok, ben sen niye çekiniyorsun? Ben onların arkasındayım. Rahatsız edeceğini mi düşünüyorsun? Hayır, ben babama çekmişim. Ben başka yerde kalmak istemiyorum çok. Ay, kıyam. Benim babam da öyleydi. Bana getirdim İstanbul'a, iki gece bir arada kalmamıştım ben dedi. Aynı, başka yerde kalamıyor. İnsan evini evet. özlüyor. Ama bak beyefendiyle de tabii. Yok çok şükür iyiyiz yani. Şükür şükür. Çok şükür. Peki susadıysan vereyim mi su diyeceğim ama alacağım, zaten. Alacağım evet. Ha? Evet. Getirivereyim mi? Evet. Peki gerçekten 30 litre çok fazla evet. değil mi ya? Evet. Bir de bu niye bununla içiyormuşsun? Bunu onu şey yap doldurmaya şeyim yok yani. Dedim ki bir gün komşuma ben dedim hırsızlık yaparsam susuz kalırsam hırsızlık yaparım. Allah korusun ya. Ama günde de kaç para veriyordun? 30 lira mı dediydi? Günde 30 liradan 300 lira, 900 lira. Ama rahat 900 içebiliyorum lira. Hiç. 1,5 litreyi nefes almadan içebiliyorum. Ne diyorsun ya? Evet. Ben sen buraya kadar bir seferde mi içtin? Evet. Anam ben bunu var ya böyle yudum yudum ne kadar içebilirim? Şuraya kadar anca gelirdi benimki. Uf, ben severim. Utanmasam hepsini bitirecektim. İç bitir bakayım bitirebiliyor musun? Bir sıkıntı olmasın sonra neyse doktorlarım burada ama. Aman yavaş teyzeciğim. Teyzem yavaş aman. Ha? Hayır. Devam. Rahatsız olmuyorum. Allah Allah. Oh canımıza değsin. Ne bileyim. Ben hiç bu kadar suyu daha dolduruvereyim mi diyeceğim ama. Hiç, yayından... hiç rahatsız olmuyorum su içmekten. En son ne zaman su içtin? Az önce gördüm ben su içiyordum. Evet. Hep susuyorsun. Evet hep susuyorum. Çok terliyor musun peki? Hayır. Çok nadir terliyorum. Allah Allah. Evet. Hayır ben mesela suyu fazla içmeye başlayıp terlemem de çok çoğalıyor. Nadir terliyorum. Peki ne zamandan beri sen böyle su içiyorsun? 2009'dan. Ne oldu da peki böyle su içmeye vallahi başladın? Vallahi doktora gittim. Biraz rahatsızsın falan dedi. Dedim ne olacak yani dedim böyle doktor beye. Dedi ne bileyim rahatsızsın dedi. Neymiş? Kanser mi dedim ön ayak dedi bana. Benimle dalga geçiyormuş yaşlı başlı bir doktor. Ön ayak ne demek ya başlangıcı yani gibi. Kanser mi dedim ön ayak dedi. Ön ayak ne demek? Yani başlangıç bir şey. Kanser mi yani başlangıç dedim ön ayak dedi. Sen onu duydun? Onu duydum. Samatya'daydım. Neyse, o demedi mi değil diye. Neyse benim doktorum yoktu o gün. Ona genel cerraha gösterdim. Oradan çıktım dışarı ağlamaya başlamışım. Kadının biri geldi dedi ki kızım niye ağlıyorsun o cenazanız mı var dedi. Bir saatten fazla oldu ağlıyorum. 1,5 litre aldım içtim. Doymadım. Tekrar yarım litre aldım. Evim zaten 5 dakika. Söylemedi mi doktor şaka yaptım diye? Ama demedi o anda. Ben evrakları aldım dışarı çıktım. Ağlamaya başladım. Ondan sonra su içmeye başladım. Allah aniden. Allah. Allah Allah. Ya acaba hani sen mi yanlış anladın diye söylüyorum. Ben ya normal duygusal, bir doktorumuzun ya şakasını duygus- bile yapmaması hayır, lazım. Hayır ya duygusallığa geldim. Belki sen yanlış ya bir anladın. Bir şeye geldim bilmiyorum. Ben bir boşluğa geldim. Zaten doluymuşum galiba. Dedi stresten beyin damarlarım kurumuş dedi bana doktor. Beyin damarının kuruması gibi bir şey tabii halk dilinde konuşuyoruz ama bu. Endokroloji.
endokrinoloji. Evet. Yani senin aslında hormonlarına bakan dalı. Evet. Ha? Evet. Yani damarla ilgisi yok aslında işte, değil mi? Öyle peki. Evet. Stresten dedi. Sen kaza mı geçirdin? Sen hayır niye dedim. Strese girdin ki? Bilmiyorum işte. Torun tombalak çoluk çocuk anlatıyor. Bilmiyorum ama sen? Bilmiyorum. Yani beynime laf geçiremiyorsun. Böyle ki. Yüzüm gülüyor ama diyor. Evet. Sen bir de yüreğimi evet. Bana sor. Vallahi çok şükür öyle bir şeyim yok ama işte o anda boşlukta bulundum zar bilmiyorum. Ya insan her günü bir olmuyor ki. Ne dertleri var herkesin bir sürü. Peki şimdi iki doktorum da seni dinliyor ama galiba Emre hocam tabii, bu size tabii. Daha şey değil mi? Hiç böyle bir vakanız oldu mu? Yani tabii ki karşılaşıyoruz. Her gün karşılaşılan bir şey değil. Milyonda bir rahatsızlık. Yani ben hiç görmedim. 10 senedir program yapıyorum. Ama hastamızın da dediği gibi bir endokrinolojik bir problem. Yani hormonlarla alakalı bir problem gibi duruyor. Tabii birkaç sebebi olabilir. Birkaç şey sormak lazım. Buyurun, hani izninizle sorayım. Tabii. Nasılsınız önce Necla Hanım? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok da güler yüzlü bir çok hastamız. Ne zaman başladı bu su içme 2009, şikayetiniz? Temmuz ayı filandı. 2009 gibi yani evet. Neredeyse 10 yıl oldu. Evet 10 yıl oldu. Peki bilinen bir hastalığınız var mı sizin? Vallahi o zaman hiçbir hastalığım yoktu. Şu şimdi an peki? Şu anda şekerim var, kolesterolüm var. Şeker ve kolesterolünüz evet. Var. Onlar ne zamandır var? Onlar 3 senedir var. 3 senedir var. Onlar için de ilaçlar kullanıyorsunuz. Evet, ilaçlar kullanıyorum. Peki hiç bu şikayetiniz için daha önce bir hekime başvurmuş muydunuz? Endokrinolojiye gittim. Ve başladığında peki bu kadar çok muydu miktarı yoksa giderek mi arttı? Yok. Giderek daha biraz daha düşürdüm. Ama hemen böyle 30 litre değildir. Normal. İlk günden 30 litreye başladım. Hı-hı. Nasıl ya? Birden evet. Başladı. Birden başladım. Hı-hı. En son ondan geldim 3. günü hastane doktordan geldim. 3. günü 5,5 kilo karpuz koydum. Hı-hı. Oturdum tuvalete kalkma şartıyla bitirdim. Dedim ki akşam geldi kızım dedim ki kızım ben hastayım. Anne nasıl hastasın iyisin? Hı-hı. Hayır dedim bugün dedim 5,5 kilo karpuzu bitirmeden kalkmadım. Ben hastayım. Beni tamam. Doktora götürün. 5,5 kilo karpuzun içini dışını çekirdeğini her şeyini yedin mi? Kabuğu hariç her şeyini. Allah Allah. Ben vallahi hiç böyle bir vakayla karşılaşmadım. Peki ya. Zaten bu kadar su içmeye bu kadar da idrara çıkıyorsunuz evet. Değil mi? Zaten doktor tuttu böyle iki hı-hı. idrarı dedi hiç vücut suyu işlemiyor. Hı-hı. Çok mu berrak idrarı? Aynı şey şekilde. Su gibi yani. Su gibi 5 litreyi hı-hı. böyle tuttu biriktirdim hastanede 9 gün hastanede yattım. Hı-hı. Su gibi biriktirdi böyle dedi ki hiç vücut suyu işlemiyor. Zaten, kovanın dibi delik dedi. Evet evet zaten şöyle hani genel olarak çünkü bağlayacak olursak. Kaslarım etlerim çok şey yaptı. Hı-hı. Ne yaptı? Bir de böyle bir şikayetiniz var. Vücut suyu tutmuyor. Vücut sen hiç, buradan ne anlamaya çalışıyorsun? Hiç vücut su tutmuyor. Herhalde şey yapmaya çalışıyor. Hani özellikle yaşlı hastalarda sıvı kaybı olduğu zaman. Hocam. Yok genel olarak konuşuyorum. Yaş 66, almış değil. Evet. Dayım yapmıyor. Abi canım. Bak dayım yapmıyor. Öyle dedi doktor yani. 66 sınırda öyle diyelim. 80'den önce biz yaş demiyoruz valla. Şöyle biraz sıvı kaybı olduğu zaman hani bebeklerde de bu çok olabilir. Şöyle gösterelim. Hani mesela cildini tuttuğumuz zaman hastanın. Mesela şimdi geri geliyor ama böyle su kaybı, sıvı kaybı olduğu zaman bu böyle kalır. Belli bir süre sonra geri gelir. Ama onun dışında bir de kas gücü ile ilgili bir problem var. Farkı göstermek evet. için bak. Bizde bak hemen geri geliyor görüyor musun? Bak. Ama tabii benimki de öyle olacak sonra. Bak nasıl? Herkes kendininkine bakıyor. Baktınız mı sizde durum ne? İyi mi sizinkiler? Zaten normal sağlıklı ilişkinlerde böyle bir problem olmaz. Bir dakika daha böyle. Bir şey soracağım. Şimdi tabii. Gerçekten hepimiz yaptık madem ne olduğunu tam anlayalım. Yaptık da niye yaptınız? Hı-hı. Şimdi elimizi böyle sıktık bıraktık. Hemen geri geldi. Bu ne demek? O bir problem olmadığını gösteriyor. Peki, sıvı dengemiz iyi demek. Bıraktık bak. Yavaş yavaş hı-hı. geri geliyor. Canı ister baba böyle. Evet evet. Bir şöyle yapalım. Tabii. Şöyle yap. Şöyle yaptık. Hı-hı. Bıraktık yavaş yavaş geri geliyor. Bu evet. ne demek? Bu biraz daha sıvı kaybının fazla olduğunu gösteren bir şey. Yani vücuttaki nasıl sıvı su dengesi. Oluyor? 30 litre su içiyor kadın. Şöyle ama mesela litresini içtiğini bilebiliyoruz ama idrarını toplamadan bilemeyiz. Belki de biraz daha fazla idrara çıkıyor. Yani o aldığı sıvı ve çıkardığı sıvı arasındaki fark sonuçta sıvı kaybını gösteren kilo, bir şey. Kilo kaybı da yok mesela. Evet. Sağlıklı da görünüyor hani ben. Biraz ama az önce kendi de söyledi. Biraz beslenme konusunda dertlerimiz var herhalde. Şöyle. Beslenme. Yani 5,5 kilo karpuz biraz iddialı. Şeker hastalığımız da var. Bir daha yapın. Şöyle. İşte bu bizim evet. Şimdi bu yapınca iyi bir şey mi kötü bir şey mi yani? Yani şöyle tabii biraz sıvı dengesinin negatif de olduğunu gösteren bir şey. Sıvı kaybı var demek. Ama bir problem yok. Sonuçta hastamız bilinci açık. Sıkıntısı olmayan bir hasta. Bilincim açık çok şükür. Bir şey söyleyeceğim. Bunu kim yaptı?
He? Bir arkadaşım yaptı. Ne güzelmiş kızın rengi. Hayır hayır, ondan da sen de çok hoşuma gitti valla. Arada bir de buna baktım. Bir de bunlar var. He. Hayır yani takımız tukumuz keyfiniz yerinde bir taraftan görüyorum. Ama zaten görüyorum. Çok neşeli. Maşallah. Evet, maşallah. Peki şimdi şöyle yapalım mı? Hı-hı, tabii. Ben sizi yine konuşmak için baş başa bırakalım. Tamam. Tamam mı? Anam terledi de kıyamam kızım azıcık. Şimdi susadıysan su iç diyeceğim. Nasılsa doktorumuz alırım, var burada. Alırım şimdi. Beraber tamam. İçelim birazdan. Tamam. Ben sizi şimdi bir baş başa bırakayım.